Teşekkür ederim. Beni dikkatle dinlerseniz çok daha mutlu olacağım. Önce sayın genel başkanlarıma ve protokolde bulunan milletvekili arkadaşlarıma, belediye başkanı arkadaşlarıma şükran borçluyum. Bu güzel etkinliği düzenledikleri için, katkıda bulundukları için hepsine tek tek yürekten teşekkür ederim. Ve en önemlisi, biz birlikteyiz, beraberiz. İnşallah Türkiye'yi hep beraber aydınlığa çıkaracağız. Sevgili dostlarım, 800 yıldır bu topraklarda bir aydınlık varsa, bir umut varsa, bir direniş varsa, dahası insanlığa dair ne varsa orada onu görürüz, onu yaşarız. Yani hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'yi. O çağının filozofu değil, geleceğin güneşidir. Fikri derinliği sözde değil, öze bakar. Bu dergah özünde de, sözünde de eğri olanların değil, dimdik duranların dergahıdır. Bu topraklar binlerce yıldır yüzlerce savaş, işgal, acı ve gözyaşı görse de bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların suyunu içmiş, aşını yemiş Hacı Bektaş ve öğrencileri 800 yıldır onlarca devletin, yüzlerce mücadelenin mihenk taşıdır, sarsılmaz temelidir. Bu bir tesadüf müdür? Bakınız Osmanlı'ya, kuruluşuna, Yeniçeri Ocağı'na. Bakınız Cumhuriyet'e, 101 yıldır Cumhuriyet'e sahip çıkanlara. Nerede bir kuruluş varsa orada Hacı Bektaş-ı Veli vardır. Nerede bir gelecek varsa o geleceği inşa eden bu dergahın erenleri vardır. Unutmayın, Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmayı değil, toplumsal arınmanın da izdüşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Burası son kaledir. O sığınak ki arınarak çoğalanların ocağıdır. O sığınak ki onca acıyı ateşle kavurup yüreklere su serpen dirilenlerin ocağıdır. Yine unutmayın, burası hem son kale hem de ilk direniştir. Ayağa kalkma zamanının ön sözleridir. Bu topraklardan kimler geldi, kimler geçti? Ama Hacı Bektaş gibi iz bırakanlar sayılıdır. Çünkü o kerameti kendinden sananların değil, arındıkça mücadele edenlerin ayağa kalkışıdır. Düşünün, o her ne arar isen kendinde ara diyen, çağının çok ilerisinde olan bir aydın, bir düşünürdü. Dünya orta çağ karanlığında ezilirken umudu insanda gören Hacı Bektaş-ı Veli bu beş kelimeye dünyayı sığdırmıştır. Kötülüğü iyilikte yakan Hacı Bektaş-ı Veli ihaneti dostlukla pişirmiştir. Kurtuluşu başkanlarından beklemek yerine kendinde bulanların manifestosudur aslında bu cümle. Evet, her ne arar isen kendinde ara. İnsan mutluluğu arar, huzuru arar, barışı arar, refahı arar. Çünkü mesele senin de bulunduğun değil, ne aradığındır. Bakınız Hacı Bektaş Veli bu cümleye bir dünyayı sığdırmış da biz hala o dünyayı keşfedemiyoruz. Ne arar isen kendinde ara. Defalarca söyleyelim. Defalarca başka anlam yükleyeceğimiz aydınlığın özüdür bu cümle. Başkalarının kanatları altında uçmayı zirve sananlara inat, özgürlüğü kendi gücünde bulan yüreklerin haykırışıdır bu deyiş. Bu deyiş kimi zaman hakikati bulmak için darda kalan, yatağa aç giren çocukların direniş tümcesidir. Yolundan dönenlerin, değerlerini peşkeş çekenlerin kötü sonucunun müjdecisidir. Sevgili dostlarım, aslında bu cümleyle Hacı Bektaş bizlere her karanlığın sonunun mutlak ışık olduğunu hatırlatır.
Onun içindir ki kara bulutlar üzerimizde dolaşsa da hiçbir zulüm, hiçbir işgal, hiçbir hükümdarlık sonsuza kadar sürmemiştir. Eğer umudunu kaybedersen gel Hacı Bektaş'a. Eğer yolundan varsa şüphen, her ne arar isen kendinde ara de, o sana doğru yolu gösterir. Peki ya bizler? Kimi zaman unutulan, kimi zaman onca kötülüğe uğrayan ama her fırsatta incinsen de incitme diyenler 800 yıl önceden dünyamızı aydınlatmaya çalışan, aydınlatmaya çalışan Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzurunda ne diyeceğiz? Cellatlarla çocuklar aynı dünyada yaşamamalı. Analar ağlamamalı. Emek bölüşülmeli. Babalar da gülebilmeli. Ayrı gayrı olmamalı. İnsan üstün olacaksa kadın erkekten üstün olmalı. İnsan ayrılacaksa Alevi, Sünni, Türk, Kürt, siyah beyaz değil, iyi ve kötü olarak ayrılmalı. Özünü bilirsen özürden kurtulursun der Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. O da biliyor ki okunacak en büyük kitap insandır aslında. Ona göre insanlar ya arınacak, birlik olacak ya da arınmadan sağılıp gidecekler. Evet biz arınacağız. Kötülükten arınacağız. Evet biz arınacağız. İhanetten arınacağız. Evet biz arınacağız. İncitenlerden arınacağız. Evet biz arınacağız. Menfaat perestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım, arındıkça azalmayacağız. Arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. Arındıkça önce insan, sonra çağ, çığır açan toplum olacağız. Bu bizim Hünkar Hacı Bektaş'a sözümüzdür. Bu bizim Hünkar Hacı Bektaş'a namus borcumuzdur. Arınmalıyız, ayağa kalkmalıyız ve haykırmalıyız. Hep birlikte daha ileriye. Hepinize saygılar sunuyorum.